Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi nöbetler diliyorum. Videoma hoş geldiniz. En son şefler mevzunda kalmıştık. Bu videoda bu konuyu bitirelim arkadaşlar, kazasız belasız. Daha sonraki videolarımızda daha güzel hazırlıklarım var. Bunlar için güzel videolar gelecek. Geçmiş videolarda da izlemediğiniz varsa bunları mutlaka izleyin. Bundan sonra hızlı videolar geleceği için konu bütünlüğünü dağıtmamış olursunuz. Geçmiş videolarda anlattığım mevzularla bağlantılı konular çünkü bunlar. Şu anda gece nöbetindeyim. Saat yaklaşık 4 civarı. Tabii yorgunluk çöktü. Bilirsiniz gece nöbetleri diğer mesailerden, diğer vardiyalardan daha yorucu, daha sıkıntılı bizim açımızdan. Biz de ne yapıyoruz işte, biraz müzik, birazcık film, birazcık çay, çorba, bir şeyler yaparak zinde kalmaya çalışıyoruz. Tabii şefler konusunu işleyeceğiz fakat şunu söyleyeyim. Biz şefler derken, müdürler derken bu camianın içinde herkesi kastetmiyoruz tabii ki. Gerek siyasilerden olsun, gerekse gündemdeki konulardan olsun bahsediyoruz. Biz daha çok suç, sıkıntı, hata bireysel olduğu için kişilerin yaptığı yanlış tutumları, davranışları eleştiriyoruz yapıcı bir şekilde. İsim vermeden, kırıcı olmadan, kırmadan, dökmeden. Bundan sonra da bunlar devam edecek. Kendi camiamızla ilgili daha çok öz eleştiri anlamında bunları ben gündeme getirmeye ve videolar çekmeye devam edeceğim. Çünkü herkes sıkıntılı değil. Lakin biraz meslekte yıpranmış, deforme olmuş, biraz bu işin puştuğunu öğrenmiş, bu işin ne diyelim, her alanında koşturmuş, yahçıda ilerlemiş kısmen, yani camiada çoğunlukla bu tür arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Tabi şef olurken de daha çok tecrübeye bakıyorlar burada, biraz da yaş önemli tabi. Bunlar da bu yetkiyi aldıkları zaman amirlerinden ne yazık ki bizim duymak istemediğimiz, yaşamak istemediğimiz şeyleri yapıyorlar ne yazık ki. Hani mobbing diye bir psikolojide bir terim vardır. Yani meslek içerisinde psikolojik şiddet uygulamaya mobbing denir. Gerek bayanlar olsun gerek erkeklere fark etmiyor. Bu tabi cinsel şiddete kadar, psikolojik şiddete kadar, fiziki şiddete kadar boyutları uzuyor. Eskiden daha farklı, daha fazla olurdu ama son 5-6 yıldır çıkan kanunlardan dolayı özellikle bayanlara karşı bu şiddetin eğilimi azaldı. Ama yine kısmen devam ediyor. En son videomda bahsetmiştim. Bir şef arkadaşımız, başka bir güvenlikçi bayan arkadaşımızla ne yapıyor işte bir şekilde onundan kaçıyorlar. İkisinin de evliliği bozulmak üzere, bozulmuştur muhtemelen. Son birkaç gündür haber alamadım çünkü. Müsaadenizle bir hazır çorba yapmıştım, onu alayım. Daha sonra sohbete devam ederiz. Portuma bakalım, kontrol edelim. O marka vermeyeyim ama Yavur markası var. Hazır çorba dediğim kupa bardağı sıcak suyun içine atıp bir 5-6 dakika bekledikten sonra içebileceğimiz, özellikle güvenlikçi arkadaşların gece nöbetlerinde kreatif olarak hazırladığı, şöyle göstereyim. Küçük olanında. O büyükleri tencerede yapılan çorbalar. Bu daha çok kupanın içerisine atıp sıcak suyla karıştırıyorsun. 5-10 dakikada hemen pratik bir şekilde ne yapıyor? Çorbamız hazır. Yani daha çok çok domates çorbasını seviyorum. Acı da olduğu için. Hep çay tabii ki biraz bayıyor. Şimdi arkadaşlar
Kameramızı koyalım. Buradan devam edelim. Evet İbrahim Başkan, sen 5 dakika bizi bekle. Bu mobbing dediğimiz iş yerinde psikolojik şiddet. Tabii arkadaşlar caminin içerisinde güvenlik ortamında dediğimiz gibi psikolojisi deforme olmuş. Biraz da yıpranmış. Bu işin de puştuğunu öğrenmiş. Birçok arkadaşımız var. Bunlar ne yapıyorlar? İşte özellikle bayan kardeşlerimize karşı tacizde bulunup bunları bir şekilde elindeki yetkiyi de kullanarak müdürlerde de olsun, şeflerde de daha çok. Belki müdürlerin çoğunun haberi olmaz ama bir şekilde ayağını kaydırmaya çalışıyorlar yaptıkları işlerle. Bu bayanlardan tarafı yani. Ama tabii kendi içimizde de birazcık sivrilen, az çok zeka seviyesinin kendisinden yüksek olduğunu gördüğü kişileri de ayağının altına bir muz kabuğu koyarak ortamı da hazırlayıp şutluyor, anlatmıştım işte. Onlar çok iyi işlerini bilirler, bu tür arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Burada şu var tabii ki, bizim her halükarda, her hal ve şartta şeflerle aramızı iyi tutmamız gerekiyor. Sebebi şu, onlardan korktuğumuz için değil, yani bu işleyişin devam etmesi gerekiyor. Biz burada masum, günahsız, evliya bir insan aramıyoruz. Herkes de böyle değil. Her ortam, her otel, her turizm sektöründe çalışan ekip, takım bu şekilde sıkıntılı insanlardan ibaret değil. Ama biz dediğimiz gibi olumsuz tarafını anlatarak tedbirimizi almamız gerekiyor. Yani 10 tane adam olsa illa bir tane iten birkaç kişi içerisinde fitne, fesat, dedikodu yapmayı seven insanlar çıkacaktır. Dedikodu yapmayı da çok hoşlanan çok arkadaşımız var ne yazık ki caminin içerisinde. Biz dediğim gibi yine de bilgi akışını şeflerle düzgün sağlayacağız. Müdürle aynı şekilde gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz ondan sonra duygularımızı katmadan objektif bir gözle gözlemlerimizi şeflerle paylaşmamız gerekiyor. Bizim birinci kuralımız bu. Sahilde olur, otelin farklı yerlerinde olur, devriye atarken olur gördüğümüz şeyler. Mesela örnek vereyim. Bir animasyoncu müşteriyle sıkı fıkı olup arkadaş olabilir. Yani onunla konuşabilir ama onu ileri dereceye götürdüğü zaman uyarmamız gerekiyor. Buna benzer. Ya da aramalarda işte 8-4 nöbetinde personel kapıda arama yapıyoruz. Arama değil, kontrol amaçlı arama yapıyoruz. Tabii saat 3'te mesaisini bitirip personel kapıya gelen diğer departmanlardan çalışan arkadaşlar oluyor. Mesela bunları tespit edip uyarmak gerekiyor. Yani bir saat önce gidip üzerini değiştirip arama noktasına gelemez. Mesaisi kaçta bitiyorsa o saatte gelmesi gerekiyor. Bunları gözden takip etmemiz gerekiyor. Veya işte F&B personel olur, barda çalışan personellerden içen olur. Bunu çok karşılayacaksınız muhtemelen. Biraz uyanık olmanız gerekiyor. Bunları gözden takip edeceğiz. Ama onlar bizim onları takip ettiğimizi görmeyecekler. Yani bu işin rajonu bu. Biz göreceğiz. Onlar bizim baktığımızı görmeyecek, hissetmeyecekler de. Bu gibi mevzuları mutlaka şeflerle paylaşmamız gerekiyor. Yani şimdi şeflerin dalına mıkına vuruyoruz ama güvenlikçi arkadaşlarımız da çok da şey değil. Yani biraz göz açık olması, uyanık olmaları gerekiyor. Kendi aramızda siyasi konular konuşmamaya dikkat edeceğiz. Çünkü siyasettir, spordur, dini konulardır. Ben kendi şahsen bunu yaptığım için size de bunu söylüyorum. Ki olması gereken de bu olduğunu inanıyorum. Çünkü ortak noktada buluşamayacağımız mevzular bu siyasi konular. Senin tercihin odur, onun tercihi odur. Seçim günü gelince oyun atar geçer ama arkadaş ortamında siyasi konular konuştuğumuz zaman ne olur? Kavga dövüş çıkar, birbirimizi kırarız, üzeriz. Çünkü kimse kimseyi ikna etmek zorunda değil. Herkesin inancı, tercihi kendine kalmış bir şey. Her anlamda tercihi kendine kalmış bir şey. Yani herkesin tuttuğu kendine derler yani sokakta. Aynı şekilde herkesin tuttuğu kendine. Dolayısıyla özellikle şef kardeşlerin, şef arkadaşlarımızın bu konuda uyanık olmaları gerekiyor. Varsa izleyenlerden. Çünkü biz çok karşılaşıyoruz, görüyoruz. Bazen gaza gelip hükümete, devlete, işte çeşitli siyasilere suç teşkil edecek kelimeler konuşuyorlar. Ve burada da ağzının ayarı yok. Dümdüz gidiyor adam. Dolayısıyla şeflerin özellikle ya bu işlerin ortasında olması gerekiyor. Daha yapıcı olması gerekiyor. Ya
Bunlar bu işin önünü açarsa o zaman olmaz. Çünkü sağcısı da var, Alevisi var, solcusu var, komünisti var. Çeşit çeşit insan var. Özellikle bu turizm sektöründe. Geldiğiniz zaman göreceksiniz. Bizim de kendimiz aynı şekilde fazla siyasi konulara girmememiz gerekiyor. Evet. Ne demişiz başka? Notlarıma bakıyorum. Yani bu konu anlatmak istediğimiz ilk videomuzda şefler konusunu ben özet geçtim. Çok da dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Dediğim gibi şeflerin tabii şöyle de bir özelliği var. Müdürlerin her zaman bir numaralı adamıdır demiştim. Burada bir açıklık getireyim. Bu kötü bir şey değil. Yani bunu ispiyon gibi görmememiz gerekiyor. Yani bunlar tabii ki personelen yani biz birkaç kişiyle muhatap oluyorsak şefler ne yapıyor? Bütün ekibin içerisindeki herkesle muhatap oluyor. Senin yanına vuruyor, oradan çıkıyor. Yarım saat sonra diğer nöbet kulübesindeki nöbet noktasındaki arkadaşımızın yanına gidiyor. Onunla laflıyor. Tabii işin puştu da kaçıp kafasından fitne fesada duygu ve düşünceleri yoksa herkesten bir şeyler topluyor. Bilgi anlamında. Onları tartıyor, ölçüyor, biçiyor. Kim nasıl bu işe sarılmış? Kim daha dikkatli, kim daha salaş, kim daha paçoz, kim işini safsaklıyor. Onlar bunu tespit ediyorlar. Zamanla bir kafasında bir kalıp oluşuyor onlara karşı. Bunu tabii müdürle paylaşacaklar. Yani bunu kim olsa yapar. Bu kötü, ayıp bir şey değil. Bunu yaparken şöyle düşünmek lazım. Müdür televizyon, şefler de bunların anteni. Öyle düşün. Yani bu antenler aldıklarını, duydukları bilgiyi müdüre iletirken yamuk yumuk iletirse, yani işin içerisine yorumunu katarsa, haset fesat devreye girip yalan dolan gördüğü şeyleri yanlış aktarırsa burada ne olur? Tabii müdür de etkilenir. Müdür de nihayetinde olağanüstü güçleri yok. Tanrı falan değil. Herkesin her şeyini bilecek hali yok. Efendim söyleyeyim, senin benim gibi insan o da. Bizden daha çok yoğunluğu var iş anlamında. Ama da tabii şeflere güvendiği için ne yapıyor? Yük paylaşımını şeflerle götürmeye çalışıyor. Dolayısıyla şeflerin de yalana dolana hileye kaçmadan bu paylaşımını düzgün yapmaları gerekiyor. Biz çok karşılaşıyoruz çünkü maalesef ne yazık ki. Çünkü kendi aralarında da bir rekabet var. Anlatabildim mi? İşte bu çok önemli. Bakın videonun sonuna geldik belki. Önemli şeyleri biraz aklıma geldikçe paylaşmaya çalışıyorum. Affedersiniz. Kendi aralarında rekabet olduğu için sana bana çaktırmadan diğer şef arkadaşını hem ayağına kaydırma hem de müdürle arasındaki yani müdüre bilgi paylaşımında yani o ne yaptı, bu ne yaptı, o bizden arası nasıl, ben daha iyi olabilir miyim, onlarla aram iyi olabilir miyim? İşte ekip kuralım, birazcık böyle kendine adam seçme, kendi ekibini oluşturma gibi hani ben 3 kişiyle aram iyi, o öbürü Hasan'la Hüseyin'le arası iyi. Acaba onlar ne düşünüyor, ne yapıyor, ne diyor benim hakkımda falan filan diye. Çaktırmadan tabii ki bu işleri bir rekabet içerisinde yapmaya çalışırlar. Bize de çaktırmazlar ama biz anlarız nihayetinde. Yani birazcık uyanık olan anlar. Biz tabii bu çemberin içine girmeyeceğiz. Yani onların şeflerin arasındaki mevzulara tarafsız olacağız. Arkadaşlar bize her ne kadar iyi davransalar da bize el ense çekmeleri çok olur. Yani çok da güzel el ense çekerler. Biz bu çemberin içine girmeyeceğiz. Nihayetinde kendi aralarındaki rekabet sonucu kendilerini bağlar, bizi bağlamaz. Burada zararlı olan biz oluruz. Çünkü iş ciddiye bindiği zaman her zaman sade güvenlik zarar görür. Şefler veya müdürler zarar görmez. Onlar kadrolu elemandır. Biz kadrolu eleman değiliz. Genel olarak konuşuyorum. Mevsimlik işçiyiz. Mevsim bittiğinde, sezon bittiğinde kıçımıza tekme yeriz, gideriz. Askıya alınırız. Bizi ne zaman çağırırlar, o zamana kadar öyle bekleriz. Onlara bir şey olmaz. Diyeceğim bu arkadaşlar. Bu konuyu yavaş yavaş bitirelim. Şefler konusunu. Yani objektif olacağız. Eleştirirken de onları kırmayalım. Gidip de onları dövecek halimiz yok. Nihayetinde. Biz kendi işimize, gücümüze bakacağız. Diyelim. Evet, geç oldu artık. Kafamız, beynimiz
yavaş yavaş hücreler herhalde ölüyor yoruldukça. Konuşmakta da zorlanıyorum. Geçmiş videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Bazı videolar 1000 izleniyor, bazıları 100 izleniyor. Konu bütünlüğü açısından birbiriyle alakalı konular. Devamında Kemer'deki ilçelerin içerisindeki oteller, hangi otelde çalışabiliriz falan filan diye fazla detaya girmeyeyim. Videolar gelecek. Takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sevgili dostlar, hepinize Antalya'dan saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun.